sabahat. Ah. Elma istiyorum, bir kilo. Hay hay. Pırasa da vereyim. Sevmiyor babam, yemiyor. Kavun ister miydin? Şevket abi için alacağım ama bir iki gün sonra. Biraz da kendini düşünüp kendin için yaşamayacak mısın sen? Hayırlı işler. Sağ ol Sabahat. Safinaz teyzemin ellerinden öperim. Var ol, o da seni sorup duruyordu. Uğrarım bugün. Param çıkışmayacak. Borcun olsun. Geçenden de borcum kalmadı mıydı? Hepsini toplasan 15 lira etmez. Az para mı? Hadi bakalım, al şunu. Köyümüzün adını köşeye çıkardın, cehennem ol! Ne mal olduğunu, İstanbul'da nasıl yaşadığını biliyorum. Ne işin var burada, hangi yüze geliyorsun, defol! Şu boyalı suratına, şu kıyafetine bak, iyi ki anan sağ değil! İyi ki şu halini görmeden öldü! Hadi, hadi! Biz gelirsiniz, biz gelirsiniz hepiniz! Oh, canım sağ olsun, adanız başınızdan parçalansın! Anladınız şimdi! Çirkefsin sen, utanmaz! Sana taş atılmaz! Hoş geldin Tasula! Bağırma! Cevap verme, yürü çabuk! Taşa tutmalı şu kahveyi! Gitmeyecek olursa bilirim yapacağımı! Kosti ile birlikte buradan sürgün etmezsem alnıma yazın! Sabahat'a da basıldım, göz göre göre konuşup gitti Tasula ile! Böyle ahlaksıza selam verecek kadar melaike olunur mu be? Anam yok, babam meyhaneci! Gece çalışır, gündüz uyur! Başında yumruk olmayınca oynaştım Stelio'yla! Ona musuz da başıma kaza getirip kaçtı biliyorsun! Babam da evden kovdu, ne yapacaktım, nasıl yaşayacaktım? Burası küçük yer, adalılar alışık değil böyle şeylere! Ben isterdim böyle olmak! İstemezsin tabii, üzülme! İyi misin, rahat mısın? Zengin bir adamla yaşıyorum, adam apartman katı aldı bana, çok çok eşyalar aldı, istediğim kadar da para veriyor. Bir dedim varsa babam, şimdi elini öpüp barışacağım, inşallah. Onu da götüreceğim buradan, büyük bir dükkan açacağım, mekanici Kosti, Monsieur Kosti olacak, bey olacak. Öyle ezberlemiş ki her bir yeri, kör olduğuna inanamıyorum bazen. Gelinlik kız oldu, çocukluğa benzemez şimdi kör olur. Utandırır Sabahat'ı, öyle bezdirir. Hep de gülüyor yüzü. Hayret ve selam. İstersen ben de senden geleyim, ben de konuşayım babanla. Belki dönmek ister, beni kovar, sana da kötü laf yapar, istemem. Hoşça kal öyleyse. Sabahat! Beni ayıplamadın sen. Nasıl derler, gönlümü hoş tuttun, sevindirdin beni. Niçin ayıplayayım? Seninki de öyle bir yolmuş, yazık. Bu küpeleri sana getirmiştim. İstemem Tasula. Ne zaman takarım? Nerede? Hangi elbisemde? İğreniyorsun. Sen de kötü biliyorsun. Peki öyleyse sağ ol. Babanla konuştuktan sonra bana da bir haber ver, emin. Gelenem ki sizi. Babanla Şevket öldürürler beni. Bana baba, baba. Şevket abi balığa gitti az önce. Babam da öğleden sonra uyanır ancak. Sabahat! Uyandın mı baba? Horlamıyorsam uyanmışım demektir, nerede kaldın? Şevket abi... Her defasında uğurlaman şart mı? Sabah sabah bir bardak çay zıkkımlanmayacak mıyız bu evde? Çayı demleyip hazır bıraktım. Ekmek de kızarttım, öyle gittim. Yemeklik alışveriş yaptım biraz da. Demlemiş, kızartmış, yemeklik almış. Büyük marifet yapmış. Çamaşır yıkayacağım. Üstünü değiştir istersen. Değiştirmeyeceğim. Yıkanmayacağım. Leş gibi kokacağım. Var mı ötesi? Bir angarya var, mecburen gidiyorum.
Heybeliada da ağa tamir edilecekmiş. Yalvardı Selami. Sarhoştum, evet demiş bulundum. Arada bir çalışırsan oyalanırsın, fena mı? Nedir bunlar? Nereden buldun? Tasula hediye ettim, bana getirmiş. Adaya mı döndü o kahpe? Bunları hangi parayla almıştır bilirsin. Bir daha takayım deme, yapmadığımı bırakmam. Boş bulundum baba, affedersin. Güzel miydi bari? Bana yakışmış mıydı? Sen adamı iyiliğinle öldürürsün. Senden de bıktım, usandım. Gözlerinde bir ayrı dert, vurgu gibi oyuyor içimi. Başlama gene. Gözlerim sana dert oluyor diye ben de üzülüyorum. Etme baba. Benim şikayetim yok hayatımda. Keşke içkiyi bırakabilsen. Hasta ediyor seni. Bir asabi, bir yufka yürekli oluyorsun. İçmeyip de ne halt edeyim? Şevket'te bir ayrı dert. Adam mı o hayvan? Okusaydı, büyük adam olsaydı ya. Onun yaptığı işi 35 sene yaptım ben. Romatizmadan, hırgürden başka ne geçti ölüme? Sabah orada değil. Ta şuralarda kaldı. Anlamadım. Ben de aşk verecektim, bilirim. Ne aşkı? Sevilecek kız neme lazım? Yüzü güzel, huyu güzel. Körlüğü de kusur değil. Kadın dediğin keşke kör, sağır ve de dilsiz olsa. Ne dediğinin farkında mısın? Oynama bana. Öyle tutkunsun ki deli bozuksun. Bunlar ne biçim laf ulan? Sabahat benim kardeşim ulan! Parçalarım ulan seni! Ne biçim laf bunlar? Öyle ne biçim laf bunlar? Kardeşim ulan o benim! Şevket! Şevket! Bırak! Bırak Şevket! Bırak parçalayayım şunu! Yeter! Hadi ya baba! Gene geleceğim bu yakında! İskeleye kadar yürüyelim beraber! Deliysin bre! Herkesler görecek bizi! Canımızı nasıl kurtarmışız o zaman? Ah bana ya! Barıştık babamla! Gözün aydın! O da beni özlemiş, yakında evleneceğim dedim, inandı. Belki de evlenirsin. Allah bilir, belki daha zengin birini bulurum. Nedir bu kat? Marangoz Necati'nin annesi hastaymış, çorba pişirdim. Sonra da Şevket abinin kayığını kıyıya çekeceğim. Söküklerim var dikilecek, sonra ütü yapacağım. Akşamüstü de iskelede babamı karşılayacağım. Oo, gel bakalım Sabahat. Gel kızım, gel. İstediği kadar içsin, ne yapalım? Ama şaraptan sonra rakı, bira falan isterse sakın verme. Midesi sancıyor sonra, çok baş ağrısı çekiyor. Tasula'yı iyi ki affettin, çok sevindim. Yeminliydim ama görünce dayanamadım. Kötü mötü evlat vuray Sabahat. Orada konuşup durmayın. Hadi bakalım Sabahat, karışma, çek arabanı. Ne istersem onu içerim. Şimdi hep birden meze, içki, bardak isterler. Bardak, içki, meze isterler. Garson da içi bıraktı. Yorgunluktan gebereceğim bre. Yardım edeyim mi sana? Öz! Meyhanede çalışmak ne demekmiş? Bu kosti de para bir ton. Kızı da banka gibi çalışıyor. Şevket abiyi giderken 30 lira bırakmıştı. 10 lirası senin.
Hepinize afiyet olsun, neşeniz bol olsun. Ama evlere gecikmeyin. Sonra Rıza Bey burada değilse gelince söyleyin. Esma ablanın doğumu yaklaştı. Kadıncağızı tek başına bırakmasın. Şu Sabahat'ın her seferinde elini öpesim, bağrıma basasım geliyor. Biz öyle kız yetiştiririz. Allah kimseye tasula gibi evlat vermesin. Adaya gelmiş bugün. Hangi yüzle gelmiş? Ama ne, yüz surat ister. Affettin mi yoksa? Benim öyle bir kızım olsa reddederim. Tövbe olsun, yaşatmam, gebertirim. Tam mal olmuş. Sil o kızı defterden. Buralara ayağa alışırsa başımızı belaya sokacak demektir. Olacağına bak sen, olacağına. Evlattır bre. Sus oğlum, kesin bu lafı. Görmüş olsam puu diye yüzüne tükürürdüm. Sana veresiye yok artık. Ya pesin para verirsin veyahut git defolursun. Al ulan. A tamirinden 25 lira aldım bugün. Sabahat'e de söylemedim, 10 lirasını kestim. Al da kes sesini. Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların düşen yaprakla biter. Benim de uykum kaçtı. Tazele. Sabahki deliliğine tövbe de bir daha. Hasan hayvanlık etti ama söylediği de yalan değildi. Değil miydi? Seviyorsun Şevket. Hırçınlaşma nafile. Vurgunsun Sabahat'e. Fena yaralısın. Üstelik çaresizsin, ümitsizsin. Öyleyim. Seviyorum Sabahat. Hiçbir zaman da benim olmayacağını biliyorum. Necmi uzaktan akrabamdır. Kimsesizdir. Beni yanına aldı. Sabahat 2-3 yaşlarındaydı. Beraber büyüdük. Bana babalık etti Necmi. İşleri yolundaydı o zaman. Kendi motoru bile vardı. Karısı öldü. Seniha yengem. O zaman yıkıldı adam. Perişan oldu. 3-5 sene de böyle geçti. Necmi babanın motorunda çalışıyordum ben. Sabahat de mektebe gidiyordu. Hastalandı birdenbire. Ölümlerden döndü ama gözleri gitti kızın, gitti. Bir daha da açılmadı. Bu ikinci felaket bitirdi Necmi babayı. İçkiye vurdu kendini. Motoru sattı. Başkasının yanında çalıştı. İçkisi, asabiyeti yüzünden barınamadı. Şimdi öylesine veresiye yaşıyor. Herkesler beni Sabahat'la abi kardeş biliyor. Ben Necmi'ye baba diyorum. Sabahat da bana abi diyor. Ben nasıl açılırım, nasıl anlatırım derdimi? Bir talibi çıkacak, Sabahat biriyle evlenecek diye ödüm kopuyor. Kopuyor ya, elden ne gelir? Ecel gibi bir şey. İlle olacak tabii. Sabahat evlenecek. O zaman ben... Ben ne yaparım bilemiyorum. Adaya gelme bu ara. Gelmeyiver. Niçin? Babama saldırıyorlar. Benim yüzümden zavallı adama yükleniyorlar değil mi? Gelmeyeceğim. Baban arayacak beni. Çok mu lazım görüşmemiz? O inecek İstanbul'da. Vedat'ın motoruna benziyor bu. Oh, vallahi o. Vedat Bey'deki. Benimkinin iş ortağı. Naci! Ah deli bre, bunlar dayak atıracaklar bana. Ah linç ettirecekler beni. Ah niçin geldiniz bre? Yapılacak şeydir bu. Sizde kafa nerede, akıl nerede? Naci bu saate kadar beklemiş seni, gelmeyince merak etmiş. Israr etti, ben de kıramadım.
Seni almaya geldim. Motorla da gezmek istersin diye düşündüm. Kaçalım çabuk bizi kimse görmeden. Kimdir o hanım? Biricik arkadaşım Sebahat. Buralarda beni sevmiş bir tek Sebahat'tır. Arkadaşın da gelmez miydi bizimle? Gelemem. İşim var, babam bekler. Kaç yıldır şuradan şuraya bir adım gitmemişsin. Gezmemişsin hiç. Gel. Nereye gidersem gideyim, fark eder mi benim için? Seni üzmek için söylemedim. Görmesen bile değişikliktir Sebahat. Gözlerinizde bir arıza mı var? Körüm ben. İnanılmaz bir şey. Doktorlara gösterdiniz mi? Ne dediler? Göstermedik. Geç kalıyorum. Güle güle Tasulu. Merci yavrum. Görüyormuş gibi yürüyor. Buralarda büyüdüm. Sonradan kapandı gözlerim. Ömrümde bu kadar güzel bir kız görmemiştim. Yazık. Herkes payını alacak. Duramayacağım. Necmi babaya veyahut Sabahat'e bir şey olmuş olmasın. Durma öyleyse, git. Sabahat! Şevket abi, hoş geldin. Bir tatsızlık var sandım. İlk defa gelemedim, geciktim. Zarar yok. Necmi baba da iyi mi? İyi. Kosti ile dargın biraz. Ya. Hoş gelelim ihtiyarcıkları canım. Darılıp barışmazlarsa nasıl vakit geçirecekler? Değil mi? Yavaş. Bak Sabahat, martı getirdim sana. Topal yavrucak. Birimiz kör, birimiz topal çekeceğin var. Üzme beni, getirdiğime pişman etme. Ne var bunda? Ne söylesem hepiniz somurtuyorsunuz. Hatırın için getirmişsin bu siseyi. Bunların hiçbirine hizmet etmeye değmez. Tasula'yı dolamışlar dillerine, beni katil yapacaklar. Evlenecek, evlenecek Tasula mu? Hepsi utanacak ama kaç para yapar? Tasula her gece evleniyor. Kovdum seni bre, niçin geldin? Haramla değil mi, adamsan içeri alma da göreyim boyunu. Bağırışmayın, ikinize de ayıp. Uzatma baba, otur da içmene baksın. Herkes felekten bir türlü sille yiyor. Kosti bir türlü, sen bir türlü, Sabahat bir türlü. Bana gelince... belki de gideceğim buralardan. Anlamadım. Nasıl gidersin hayvan? Beni, Sabahat'i nasıl bırakırsın nankör? Gidemem. Bırakamam, evet. Babam bir şeyler söyledi. Gidecekmişsin. Niçin? Gitmeyeceğim. Öyle esmişti bir ara ama vazgeçtim. Gitsen de haklısın. Hayatını bize sebil edecek değilsin ya. Evlensene sen Şevket abi. O da ne demek? Nasıl evlenirim? Bir şey mi duydun, bir iftira mı? Yok, duymadım ama. Duysan bile evlenmek kötü bir şey mi ki iftira olsun? Koca adam oldun. Elin ekmek tutuyor. Akranlarında hep evlendiler. Ya sen? Senin akranların da evlendiler. Kim alır? Kim uğraşır benden? Hem babamı kime bırakırım? Doğru. Sen öyle evlenmelisin ki alacağın adam hem seni iyice tanımış, çok sevmiş olsun... hem de babandan ayırmasın, öyle değil mi? Öyle, evet. Belki de öyle birisi vardır. Çekiniyordur, açılamıyordur bir türlü. Öyle birisi olsa niçin? Neden çekinsin? Ama yok. Olmadı. Olamaz. Kimdir bu Sabahat? Anlat biraz daha. Konuşmam bedavadan. Hala mı doymadım paraya? Çarpıldın yoksa he? Güzelliği şaşırttı beni. Senin de gözün doymadı demek. Körlüğüne rağmen gülümsüyor. Işıksız karanlık bir zindanda yaşıyor. Hiçbir şey görmüyor. Bir an bile görmüyor. Ve yaşıyor ve gülümsüyor. Korkunç bir şey bu. Öyle de iyi
gibidir ki nasıldırlar melektir. Fakirdir, babası aksi huysuz pis herifin biridir. Nasıl yüzü güler o kızın aklım almaz. Seni nereden buldu Şevket abi? Nerelerden getirdi kim bilir? Üzülme, yakında salıvereceğim seni denizlere. Sevdiklerine kavuşacaksın gene. Uçup gideceksin. Özlediğin her şeyi tekrar görebileceksin. Bir sevdiğin varsa kavuşacaksın. Yuva kuracak. Çoğalacaksın. Çocukların olacak. Sonra bir gün gene dönersen beni tıpkı böyle bulacaksın buralarda. Bir başıma yapayalnız bulacaksın. Ben de görebilsem, uçabilsem uzak bir yerlere. Kimdir gelen? Kimsin? Cevap versene. Kör birisine böyle şaka yapılır mı? Nerede kalır bu kız? Telaşlanma hemen. Birinin yemeğini pişiriyordur yahut birinin çocuğuna bakıyordur. Şimdi gelir. Haber vermeden bu vakitlere kadar hiçbir yerde kalmazdı Sabahat. Arayalım. Bir de İmdos'taki tepeye bakalım. Oraları çok sever. İşte, işte orada. Sabahat! Sabahat! Sabahat, ne işin var burada? Ne bu halin? Boşluğa yürüdüm herhalde, düşüp bayılmışım. Vah kızım, vah! Sadece düşme işi değil bu. Yani? Omuzuna yüzüne bak. Biriyle mi boğuştun yoksa? Martı yukarılarda kalmış olacak. Arayalım hemen. Kim saldırdı sana? Kimse. Sabahat, gücenme, yalan söylüyorsun. Evet, belli halinden. Öyle bir şey olsa söylemez mi? Söylemezsin sen. Bunlardan şüphedeyim açıkçası. Günahımızı almak yakışmaz sana. Sabahat senin gibi bizlerin de kardeşimizdir. Sıfı lan, kardeşiymiş. Kimseler koşunmasın, bozulmasın. Bu işi yapanı bulmazsak yarın öbür gün daha beterine kalkışır. Sana saldıran hayvan her kimse hiç konuşmadı değil mi? Hiç. Ya, konuşsaydı sesinden tanıyacaktın demek ki. Bildik biri, buralı biri demek ki. Sen de kalk arkadaş. Niçin? Bir laflar etmiştin. Sabahat güzel kız filan diye üstüme gelmiştin. Ayıp ediyorsun Şevket. Sıraya gir ulan. Gel bakalım. Gel şöyle. Fazla yaklaşmadan kokla. Ne bileyim, yap bir şeyler, tanı, anla.
hiçbiri değil bunların. Hasan da mı değil? Değil. Buyur abla, Hasan buralarda mı? Dümdüz yürü, sesleniver. Hasan? Ne var? Düğmen kopmuştu, o gün bende kalmıştı. Yalan! İftira! Bas git, iş açma başıma! Konuşma, kimse duymasın. Sabah... Yok bir şey, yok. Gebermek şu halimden iyiydi. Bir laf yaydım etrafa, küt diye bombası patladı. Şevket temelli gidiyor buralardan dedim. Hasan da sebepsiz bırakmış işi. Selamsız, sabahsız adadan ayrılmış. Rahmi kaptan afalladı. Seni elden kaçırmamak için hem yevmiyeni hem payını arttırdı. Sağ ol baba. Bulamadık oluruz düşmanını. Sabahat'ı hiç yalnız bırakmamak lazım. Sen her bir daim yanında oluver. Olur olur. Sabahat'a göz koyanın katili olurum yoksa. Ne var, kimi istiyorsun? Sebahati! Sebahat'la konuşmam lazım! Sen ne konuşacaksın lan Sebahat'le? Merhaba Sebahat! Opeyim! Namuslu evdir burası, senin çalıştığın evlere benzemez! Sık dışarı! İstediğini söyle, sizlere değil Sebahat'a geldim! Tembih etmiştim, gelme demiştim. Madem ki geldin, hoş geldin. Müjde ile geldim, senin gözlerin Vedat Bey'e dert olmuş, doktorlarla konuşmuş, bir defa görelim demişler. Güzel bahçe hususi hastanesinde bekliyorlar. Beni mi bekliyorlar? Kim bekliyor, niçin bekliyor? Doktor bekliyor demiştim ya, gözlerin için, gözlerin! Kimse beklemesin, boş yere yüreğimizi kaldırma! Çek karavanı! Ya baba, dur Ali! Defol, bir daha da bu eşikten içeri adımını atayım deme! İyilik için gelmiş kızın, için kovdunuz? Ondan gelecek hayır, Allah'tan gelsin. Önce kendini kurtarsın o kaltak! Kimmiş o Vedat dediği adam? Adaya gelmişti geçende. Tasula'nın bir ahbabı, çok zenginmiş. Niçin söylemedin? Bilseydim ağzını burnunu kırardım. Tasula'nın da o herifin de. Niçin? Ne hakla? Ne demek niçin? Gözlerim görmüyor diye üzülüyordunuz, hani ağlaşıyordunuz. Ne oldu? Boş yere ümitlenmeni istemiyoruz. Boş yere olduğunu nereden biliyorsun? Ya açılırsa gözlerim? Açılmasın mı? Dünyayı görmek yasak mı, haram mı bana? Yıllardır neler çektiğimi bilmiyorsunuz. Çocukluğumdan beri kendi yüzümü görmedim daha. Bunun acısını biliyor musunuz? Sifiri karanlıkta bir mahpusum ben. Yüzlerce, binlerce gündür simsiyah bir gecenin esiriyim. Yoruldum, tükendim artık. Göğü, denizi, ağaçları, enginleri, güneşleri, insanları, her şeyi gördünüz yetmiyormuş gibi uykunuzda da rüyalar görüyorsunuz üstelik. Benim o kadarcık bile tesellim yok. Ne tarafa baksam, elimi nereye uzatsam, sonsuz bir karanlık. Sizleri üzmemek için sustum, gülümsedim, sabrettim ama bitti! Bu fırsatı kaçırmayacağım! Ufacık bir ışığa bile muhtacım! Ufacık bir ümit varsa peşinden koşacağım! Kimse mani olamaz bana! Mani olur muyuz hiç? Şaşkınlığımıza ver, Tasula'ya öfkemize ver. Bağışla bizi. Elbet gidelim. İnşallah açılır gözlerin. İnşallah tabii. Biz senin düşmanın mıyız? Dünyada seni en çok seven bizleriz. Katiye bir şey söyleyemem.
deneyeceğiz bir defa. Sağ ol doktor, bu iyiliği yaparsan bir elini bırakır öbür elini öperim. Senin insaniyetine de sonsuz olarak teşekkür ederim. Sabahat Hanım'ın gözleri açılırsa ben de bahtiyar olacağım. Hanım kızımız ameliyat sonuna kadar burada kalacak artık. Ameliyat, hususi ilaçlar, hastane masrafı falan filan. 15.000 liradan fazla tutuyormuş. Sabahati de bizleri de tanımazsın. Bu yardımın sebebi nedir? İnsani bir vazife sadece. Gözleri açılmazsa havaya da gidebilir bu para. Önemi yok benim için. Sağ olsun Şevket, tuhaftır biraz. Denizlere, balıklara sokulduğu gibi sokulamaz insanlara. Şimdilik müsaadenizle, sık sık görüşeceğiz tabii. Çok yaşayın, ne diyeyim? Hayırlısı olsun, güle güle. Eyvallah. Şevket'in suali boş yere değil. Sabahata yaptığın insaniyetlik içindir sadece. Hayır. Çok beğenmiş olmasam aklıma böyle bir şey gelmezdi. Hayırlısıyla inşallah, belki de açılacakmış Sabahat'in gözleri. Vedat Bey aslan parçası, trink diye 20.000 kağıt sayıyor bu işe. Bize kalsa dünyada yapamazdık. Kızım bile bile kör yaşardı. Ömrünün sonuna kadar ama olarak, kör olarak dolaşırdı. Sabahat'im kurtulacak, yüzümüz gülecek inşallah. Götürmeye geldik. Doktordan müsaade aldık. Hem sen yatak hastası değilsin ki. Gitmem hiçbir yere. Tek başına bu ufacık odada niçin patlayasın sıkıntıdan? Ne kadarcık bir yer olduğunu bilmiyorum ki sıkılıyım. Beraber yemek yiyeceğiz. Müzik dinleyeceğiz. Vedat Bey düşündü seni. Yabancı bir yerde yat, ayağını sıkılır dedi. Kırmayayım be. Saçım yüzüne değse, tenine kıskanırım. Nasıl bir yer burası? Kalabalık mı? Evet şekerim. Herkes şık giyimlidir herhalde. Bana bakıyorlar mı acayip acayip? Yok be yavrum. Duymamıştım bu şarkıyı. Eskidi bile. Oh, daha neler duyacak, neler göreceksin bundan sonra. Şimdiden ıstırap çekmeye başladım. Gözleriniz açılmazsa sizi boş yere ümide düşürdüğüm için affetmeyeceğim kendimi. İnanmıyorum açılacağına. Benim için yıkım olmayacak, üzülmeyin. Sizden daha fazla üzüleceğim. Hadi güzel laflar konuşalım, aydınlık olalım, karartmayalım içimizde. Sağlığınız, sıhhatiniz için. Kadeh sesleri, içki kokusu babamı hatırlattı bana. Şevket abimi hatırlattı. Tasula kötü kız olamaz, bizim adadan çıkmaz öylesi. Bir defa helal süt emmiş kızdır. Bizzat da gördüğüm gibi zenginlik içinde yaşıyor. Bugün yarın nikahı da kıydı mı tamamdır. Kıyacaktır elbette. Oo. Kosti ne zaman yalan konuşmuştur. İkimizden birimiz Sabahat'in yanında kalsaydık baba. Niçin? Hususilerin en pahalı hastanesi, başucunda zip. Çaldı mı hemşiresi, odacısı, kapıcısı hepsi Sabahat'in emrinde. Çocuk mu Sabahat? Korkar mı, çekinir mi? Bilemem, içim rahat değil. Buralardan ürküyordum, koca büyük şehirde yalnız bıraktık kızı. Tasula yanındadır Sabahat'in. Yalnız bırakmaz, tasa yapmayalım buraya. Sabahtan beri dolaşmadığımız yer kalmadı. Nasıl yoruldum bilemesin. Fakat çok şık şeyler aldık. Nedir bunlar? Elbiseler, roflar, tuvaletler, çantalar, pabuçlar. Vedat Bey gönderdi. Niçin? Ne olacak? Giy
Susacaksın bre, sus yapacaksın. İstemem. Ne demek biz istemem? Gözlerinin açılması için yaptığım masrafa evet, bunlara niçin istemem? O parayı da ödeyeceğim. Bir çare bulacağım elbet. Ha öyleyse bunları da ödeyeceksin demek. Bu akşam evinde toplantı var senin için. Büyük davet var. Tanıtırmak istiyor seni herkese. Niçin? Çok beğenmiş, seni hayran kalmış. Merak yok mu sende Vedat için? Kaç yaşında, yüzü nasıl, gözlerini, boyunu falan mı? Böyle şeyler sorma bana. Vedat Bey ile bir hanım geldiler, hastanızı gezdirmek için götürdüler. Akşama tekrar getirecekler. Çok merak ediyorum kızı. Ben de öyle. Geçen akşam da Lalezar'da yemek yemiş. Öyle mi? Birdenbire bir şeyler oldu Vedat'a. Kıza tutuldu galiba. Şermin de bugün Avrupa'dan dönmüş. Eyvah, kıyametler kopacak öyle işte. Ne kadar uzun sürdü giyinmesi? Anlıyorum sabırsızlığını, merak etme, erken gideriz. Baş başa kalırsınız. Birkaç kadehten sonra uykusu gelir kızcağızın. Kollarında uyutursun. Böyle konuşma Sabahat için, kırılırım. Seni de kırarım. Hem bu defa bayağı ciddiysin. Şermin Hanım geldi, makyajını tazeliyor. Merhaba sevgili. Niçin gelmedin havaalanına? Bugün döneceğimi biliyordum. Vaktim olmadı. Çok özlemişim seni. Çatacaktım sana. Ama benim için bu toplantıyı hazırlamış olman öyle sevindirdi ki beni, bütün kırgınlığımı unuttum. Bugün döneceğini unutmuştum bile. Bu ara seni düşünecek vaktim olmadı hiç. Kimler var? Birkaç da gazeteci, fotoğrafçı çağırsaydım bari. Bu akşam beraber olamayacağız. Çok hususi bir davet bu. Benden daha yakınlarım varmış gibi konuşuyorsun. Birkaç iş adamıyla beraber olmak zorundayım. Yarın ararım seni. Şaşırıyorum, üzülüyorum ama. Affet, hemen gitmelisin. Vedat! Konuşacak vaktim yok. İyi geceler. İyi kurtuldun. Vedat Bey nerede? Karşısında. Bu kadar güzel olunmaz. Kendini görmeni isterdim. Yoksa. Evet, seni. Nedir bu üstündeki elbise? Bu saçının başının hali nedir? Dudağının boyası nedir? Tasula seni de kendine mi benzetecek? Niçin benzeyim? Neden öfkelisin? Sabahat Hanım için evimde bir yemek verdim. Hastanede tek başına bırakmak istemedim. Bizleri niçin çağırmadın? Bu yolları iyi bilirim. Böyle hergelilik edersen yakarım seni. Pişman ederim. Şevket abi. Kötü bir şey düşünmemiştim. Affedersin. Bir daha affetmem. Odana ben götüreceğim seni, yürü. Bunların hiçbirini giymeyeceksin bir daha. Aptalsın sen, safsın. Bilmezsin bu işleri. İnsanın ağzına bir parmak bal çalıp uyuturlar. Sonra da kirletip bırakırlar. Nasıl çıkarsın, nasıl gidersin bu herifle? Yalnız değildik, kalabalıktık. Hiç yaşamamışım böyle şeyleri, içim çekti. Hiç bu kötülük de olmadı. Kızma Şevket abi, bir daha senden habersiz bir yere gitmem. Seni beklerken kan kustum, öldüm, bittim. Aklıma gelmeyen şey kalmadı. Çok ağır konuştum.
Benim yanımda yapmadığını bırakmadın adama. Aşk olsun, hiç ses çıkarmadın. Ses çıkarsa ne olurdu? Yerde daya! Gelme benimle. Şevket'le Necmi amca yanımda görmesinler, bozulurlar belki. Neticeyi bana telefonla hemen bildir. Bekliyoruz bakalım. Görür mü, göremez mi bilemem. Sargıları gelecek hafta açacağım. O zamana kadar beklemek lazım. Masrafını azar azar ödeyeceğiz. Sana borçlu kalacağımızı zannetme. Dua edelim de gözleri açılsın. Paradan bahsedecek zaman değil şimdi. Neredesin? Fabrikada bulamadım. Şirkete de hiç gitmemişsin. Duymamış olamazsın. Neyi? Hayatımda bir başkasının olduğunu. İnanmadım ki. Seninle beni çekemeyenler daima uyduracak bir şey bulurlar. Bu defa sahiden seviyorum. Kaç gün için? Bir ömür için. O kızla mutlaka evlenmek istiyorum. Hoş geldin Sabahat. Hoş bulduk. Olmadı galiba. Olamadı. Sağlık olsun. Öyle. Sabahat! Sabahat, sana gelecektik! Hoş geldin Sabahat! Sizlerden önce ben geldim. Açmadı ki ben! Görüyor. Dün döküldü bu beton, senin haberin yoktu. Görmeseydin çiğner geçerdin. Şaka yapmak istemiştim. Görüyorum. Hiç anlamam, bu akşam benim kahvedeyiz, tamam mı? Oldu buraya. Şimdi denizci kızısın sen. Kızım! Karakola kadar geleceksin bir zahmet. Telefondan istiyorlar. Gözümüz aydın. Ama burkuldum sana. Önce bana gelmeni, beni görmeni isterdi. Affedersiniz, babamı, Şevket abiyi... Herkesleri çok özlemiştim. Önce onları sevindirmek istedim. Yarın sabah 11'de Gülistan bahçesinde bekleyeceğim seni. Bilmiyorsan orayı sorar öğrenirsin. Başımda şapka, elimde de tek bir çiçek olacak. Sahiden gördüğüne inanmak istiyorum. Beni senin tanımanı istiyorum. Kimmiş arayan?
Vedat Bey, kırılmış bana. Bir teşekkür bile etmedim. Haklı adam. Yarın gideceğim. Tasula'ya da, Nacibe'ye de hepsine ayıp oldum. Beraber gideriz. Olur. Sabah erkenden yolcuyuz. Bugün de Sabahat'ın hatırına kaldık. Çok şükür, rahat rahat gideriz. Affeyle, gelemeyeceğim. Sağ kolumsun Şevket. Apansız bırakamazsın beni. Bu seferden de dönelim hayırlısıyla, bir daha gelme. Gitmemek neymiş, sebebi neymiş? Çalışmaktan, ekmekten, rızıktan kaçılır mı? Rahmi kaptanı yüzüstü bırakmaya ne hakkım var? Rast gelsin, hepinize uğurlar olsun. Sağ olasın kızım, sağ olasın. Güle güle. Hoşça kal Sabahat, hoşça kal. Bu seni ilk uğurlayışım Şevket abi. Gözlerimin gördüğü ilk ayrılığımız bu. Son olacak inşallah. Denize tövbe bir daha. Tanıdın beni? Bilmiyorum. Ama nerede, ne kadar kalabalıkta olursa olsun, binlerce, on binlerce insanın içinde de olsanız, çok uzakta da olsanız, gene görürdüm sizi. Gene tanırdım galiba. Daha önce de gelmiştik buraya. Gene bu şarkıyı dinlemiştik. Fakat o zaman karanlık bir dünyadaydın. Şimdi beyaz, aydınlık bir dünyadasın. Her şey değişti artık. Bu elbiseyi de giyme desem, beyazlar giy, en beyazını giy desem. Başında çiçeklerden bir tac olsun, bembeyaz ellerinde beyaz gelin çiçekleri olsun desem. Thank you.
olacaksın artık. Hemen evleneceğiz. Seni sevmek, seni mesut etmek için yaşayacağım. Karşılamaya gelmedi beni Sabahat. İyiler mi? Neredeler? İşte oradalar. Sizlere geldik, evleniyoruz. Müjdeli işler böyledir. Bir başladı mı arkası durmaz. Elinizi öpmeye, izninizi almaya geldik. Şevket abi. Senin de elini öpeceğim. Çok sevindim Sabahat. Allah Mesut bahtiyar etsin. İçin rahat etti mi şimdi? Çok şükür. Sabahat'ın nikah şahidi olacaksın. Tabii, hay hay. Ben de size izin verirseniz Necmi Baba diyeceğim. Estağfurullah, şerefle, ikballe kabullenirim. Balığa çıkacağım. Yem hazırlıyorum. Niçin durgunsun, nem var? Nem olsun, şükür gözlerin açıldı. Zengin, yakışıklı bir de kocan olacak. Daha ne isterim? Üzgün, kırgın bir halin var, neden? Söyleyip de seni üzmek istemedim. Ne var, ne oldu? Topal Martı öldü. Mesleği de bırakmıyorum. Üstelik daha uzun seferlere gideceğim. Karadeniz'e çıkıyorum bu hafta. Parası da daha çok. Şu perdeleri de değiştiririz. Sen bilirsin. Bütün eşyaları, halıları, mobilyayı, her şeyi değiştireceğim. Hayata seninle yeni baştan başlamak istiyorum. Alo, evet efendim. Sizi istiyorlar. Buyurun. Aradığın sorduğun yok. Bu tatsız şaka fazla uzadı. Canımı sıkıyor artık. Daha önce izah etmiştim iyice. O mağazayı kapadım artık. O sersem gene yanında galiba. Anlamasın diye ağız yapmayı bırak, hemen gel. Gelmeyecek olursan ben geleceğim. Saçını başını yolacağım o gudubetin. Camını çerçeveni indireceğim. Kimmiş arayan? Kötü bir şey mi var? Yok. Eski ortağımla bir hesap meselesi var aramızda. Daha fazla uzamadan halletmeliyim. Hı hı. Hemen geleceğim, merak etme sakın. Ne içersin? Son defa geliyorum buraya. Bir daha gitmeyeceksin demek. Seni tanıdığım zaman kocasından ayrılmış, daldan dala sıçrayan renkli boyalı bir kuştum. Ne güzel, unutmamışsın. Sana borçlu değilim, sorumlu değilim. Bir daha arama beni, sakın arama. İyi duy sesimi. Unutma. Bitti demek. Evet. Güzellikle bitsin hiç değilse. O kız için değer mi? O kız dünyadaki kötülüklerden, çirkinliklerden habersiz, saf, tertemiz bir melek. Duymasın, üzülmesin, acı çekmesin, benden boş yere şüphe etmesin diye geldim. Bir daha gelecek olursam acımam ona göre. Vefalı bir erkek, mert bir erkek böyle gitmez. Böyle ayrılmaz. Kendimi toparlayana kadar rahat yaşamalıyım. Para sıkıntısı çekmemeliyim. Mazini satışa çıkarıyorsun demek. O mazi de sen olduğun için. Daha önce söylesene bunu. Para diye bağırsana. Bu kadarcık da kurtulamazsın elimden. Gördüğüm en güzel gelin sizsiniz. Teşekkür ederim. Kör Sabahat sensin demek. Bu gelinliği kim giydirir, Vedat'ı kim kaptırır sana? Kimsin sen? Vedat bahsetmedi mi? 2 yıllık metresiyim. İnsan utanır bunu böyle söylemeyi. Ne istersem onu derim. Vedat seninle kaç gün yaşar sanıyorsun?
Gene bana dönecek. Dönmeyecek. Evleniyoruz. Hayata yeni baştan benle başlıyor. Kendisi söyledi. Dün akşam kimin koynundaydı? Bir telefonumla koştu, bana geldi. Ne zaman istesem de gelecektir. Yapma, önce cehennem o. Vedat'ı bırak, uğraştırma beni. Çekil, taşıdım dışarı diyorum. Sana söyledim. Sonra kapıma gelip yalvaracaksın, ağlayacaksın. Konuştu o kadın, saldırdı. Yapmadığını bırakmadı. Zor attık dışarıya. Sonra da Sabahat Hanım'ı tutamadık. Bitkindi. Çok şaşırmıştı. Ağlayarak koştu gitti. Henüz gelmedi efendim. Telefonla da aramadı mı? Aramadı. Bir şey mi oldu? Allah korusun. Mutlak erdası getirdim sana. Geçen kıştan bastırmıştım. Kusura bakma, kesemiz gönlümüz kadar büyük değil. Zahmet ettim, sağ olun. Zahmeti neymiş? Akşamları iki kadeh içerken makbule geçer diye düşündüm. Sabahat yok mu? Çağır gelsin bakalım. Terzi de gelinlik provasına gitti. Oradan da şeye gidecek, alışverişe. Berbere, mobilyacıya. Akşama gelir ancak. Maşallah maşallah, hayırlısı be, lakin düğüne kadar gene benimle oturmalı. Hamdolsun şüphem yok ama bu usul bizlere ters gelir. Nasıl isterseniz. Ben de biraz sonra fabrikaya gideceğim, bir telefon bekliyorum da. Buyurun bekleyin. Akşama kadar sıkılırım buralarda. Adaya bekliyorum Sabahat'i. Bir zahmet getiriver. Tabii, tabii. Eyvallah. Güle güle. Buyurunuz. Sabahat yok ortada. Şermin saldırmış kıza. Evde, fabrikada, şirkette, hiçbir yerde yok Sabahat. Ne olduğunu, nereye gittiğini bilmiyorum. Telaş yapma hemen. Gitmez bir yerde, döner gelir. Belki de adadadır. Babası geldi adadan. O da Sabahat'ı soruyor. Demek ki adaya dönmedi Sabahat. Belki sana gelir. Bırakma, bana haber ver hemen. Yeter, vurma! Sabahat'a bir şey olmuşsa, canına kıymışsa, bulunamazsa... o zaman geberteceğim seni, işkenceyle öldüreceğim! Kalk! Affedersiniz. Halinizdeki tuhaflık nazar dikkatimi çekti. Pek üzgün, pek edepsiz, maksatsız yürüyorsunuz. Çekil yanımdan. Gece yarısından sonra tehlikelidir bu sokaklar. Evinize koşsanız iyi olur. Gidecek bir yeriniz yoksa şayet, insan hali, belki kavgalısınızdır evinizle. O zaman bu geceyi ciddi bir otelde geçirin. Gündüz karar verirsiniz de yapacağınıza. Çekil, git dedim! Yavruya bak, tam yavru kuş! Gece vakti nereden düştün sen? Böyle yalnız olmak güzelliğine yakışır mı senin? Gel bizimle! Boş ver! Baksana, moruk dostu var. Müşteri olun, rica ederim. Buyurun. Ah,
lazım. Bekleyin biraz, ben odanızı ayırtayım. Soğuk bir şey içer misiniz? Yeni düşürdüm, zahmetsiz oldu. Zengin aile kızı olmalı. Ürkütmeyelim hemen, arka taraftan bir oda ver. Müşteriyle boğuşsalar da sesleri duyulmasın. Peki. Nereye? Hadi yürüyün, sallanmayın. Üzülme bu kadar. Endişe etme. Çocuk değil o kız. En büyük acılara, yokluklara dayanabilmiş. Canına kıymaya kalkışmaz. Bir tanıdığının yanına gitmiştir. Düşünecek, toparlanacak, hatasını anlayacak, gene sana dönecektir. İnanıyor musun söylediklerine? Hayır. Odaya yeni girmiştik daha. Paramı alsaydın bari. Yenisin. Acemisin daha belli. Boş ver, alışırsın. Burası bir şey değil daha. Hastane berbattır. Soğuktur, ilaç kokar her taraf. Muayene ederler. Hasta değilsen salıverirler ama yorgunluktan, korkudan canı çıkar insanın. Geçmiş olsun, ucuz atlattık. Konuşmaya tenezzül etmiyor. Ne farkın var senin benden? Bizim kibarımızsın o kadar. Ne yüzde geliyorsun kahpe? Resmini görmez olaydım gazetede. Baba! Defol git! Benim senin gibi kızım yok artık! Geber! O gözlerin açılmaz olaydı. Baba! Baba! Babacığım! Yazıklar olsun, bizleri fena yanılttın. Evleneceksin diye bayram ediyorduk. Meğerse oteller... Başkası yapmış olsa bu kadar yıkmazdı bizi. Ama sen melaikemizdin bizim. Adaya geliyordum son ümitle. Konuşma hiç, gidelim hemen. Öldüm diye öldüm. Nasıl gidersin, nasıl bırakırsın beni? Senden önceydi o kadın. Bahsetmek, seni üzmek istememiştim. En mesut dakikamda geldi. Gelinliğimin üstüne geldi. Yıkıldım, söylediklerine inandım o an. Delilikmiş yaptığım, çok pişmanım. Ama tertemizim inan. Elime kimse değmeden kurtuldum. Şüphem olmadı zaten. Bir daha ayrılmayacağım senden. Bir kadın bile girse hayatına gitmeyeceğim. Mücadele edeceğim. Seni canım gibi seviyormuşum. Babam da, öbürleri de kötü biliyorlar beni. Kovdular.
düğünümüze gelince utanacak hepsi. Ne o baba? Sabahat gidince beni karşılamak işi sana mı kaldı? O kızın adını anma bana. Niçin, ne oldu? Susma, söyle diyorum. Sabahat kötü oldu. Anlamadım. Tasula nerede? Ah, hoş gelmişsin. Gebertmeli seni. Niçin yavrum, ne oldu, ne yaptın? Ne olduysa sebep sensin kahpe. Senin yüzünden gözleri açıldı. Senin yüzünden yuvadan uçtu. Senin yüzünden ziyan olduk hepimiz. O Vedat'ın evi nerede? Hoş geldin Şevket abi. Barıştınız mı? Kabullendi mi o ergele seni? Ben bir çılgınlık yapıp kaçmıştım. Korkunç bir geceyi tehlikesiz atlattım şükür. Gene kavuştum Vedat'a. İnanma adada duyduklarına. O anda hiçbirine derdimi anlatamayacağım için susmuştum. Götürmeye geldim seni. Hiçbir yere gitmem. İki kırık eşyalı 5-10 kuruş yazık ki başını döndürdü. Vedat'tan hayır gelmez sana. Hevesini alacak, sonra vuracak tekmeyi. Vedat öyle insan değil. Nikah kağıtlarımız da asılacak bugün. Yorma çeneni, benimle geleceksin. Gelmeyeceğim. Geleceksin. Niçin anlamıyorsun? Kendimi de sizleri de üzdüm ama geçti. Niçin ayırmak istiyorsun bizi? Daha beter olacağından korktuğum için, o herifi iyi tanıdığım için. Sana daha fazla karşı gelmek istemiyorum Şevket abi. Seni hep saydım ben, ısrar etme nafile. Beni Vedat'tan ancak ölüm ayırır. Hoş geldin, buyur. Sabahat'la evlenmeyeceksin. Niçin? Evlenmeyeceksin, o kadar. Nikah neymiş? Yarın kıza vuracaksın tekmeyi, sonra da başka bir kişiye konacaksın. Yağma yok. Böyle bir şey düşünemem bile. Sabahat'ı seviyorum, evleneceğiz. Ben sağken evlenemezsin. Niçin? Çünkü... Sana hesap mı vereceğiz ulan? Evlenmeyeceksin! Evlenmeyeceksin! Sabahat'ı koruyorsun, anladık ama yeter. Sen kim oluyorsun? Mecburum evlenmeye. Sabahat benim oldu. Deli gibi sevmesen bile gene de evleniyordum. Onun namusu için evleniyordum. Anlamadım, yalan! Doğru. O da beni seviyor. Benim oldu. İkimiz de onun iyiliğini istiyoruz. Unutalım bu kavgayı. Ölürsem eğer Sabahat öğrenmesin. Sabahat bilmesin sakın. Yalan söyle ona. Seni bırakıp kaçtı de. Taksi! Alo? Evet? Ne? Hangi hastane? Gazla, uçur beni! Hanım yok evde, şimdi gitti telaşla. Allah korusun, galiba beyefendiye bir şey... Kes, evdedir! Vedat! Vedat yaşıyor mu? Ameliyat devam ediyor, durumu ağır. Yaşayacak, ne lazım yaşaması için? Kan mı, can mı? Vermeye hazır. İçeride mi o namussuz herif, gebertmeye geldim. Sonradan ayıldım, sana söylediğime pişman oldum. Bu işi temizlemek bana düşer, benim namusum. Hem gençsin sen, yaşamalısın. Bu hale düştükten sonra dünya zaten haram bana. Sonra da o Sabahat kahpesini bulup öldüreceğim. Sabahat kahpe değil. Yanılmışız hepimiz. Kendisi kaçmış Vedat'tan.
Sonra da kavuşmuşlar. İyice karıştı kafam. Evlenecekler mi şimdi? Senin yapacağın işi ben yaptım. Vurdum o herifi, geberttim. Öldü mü? Madem ki ikisi de günahsızmış ve de evleneceklermiş, niçin kıydın? Bilemedin mi şimdiye kadar? Anlayamadın mı? Anlayamadınız mı? Sabahati ben sevdim. Sabahati ben sevdim. Senelerdir sevdim. Öğren artık. Hepiniz bilin artık. Yeter, yeter be! Kaçacağım. Sabahati bulup kaçacağım. Aklım geç geldi başıma. Uzak bir yerlere gideceğim. Yaşadığım kadar Sabahat'le beraber olacağım. Kaçtığım zaman karşımda seni bulmuştum. Yaşamaya senden başlamıştım. Seni seviyorum. Ölme Vedat. Duy beni. Tanı beni. Gücünü göster. Yen eceli. Yaşamamı istiyorsan yaşayacaksın. Sen her şeyimsin benim. Dünya sensin benim için. Işığımsın benim. Tekrar o karanlıklara atma beni. Sabah. Kurtulacaksın. Yaşayacaksın. Geçmiş olsun. Kendine geldi. Sizi tanıdı. Konuştu. Tehlikeyi atlattı. Belki de sizi tanıması yarattı bu mucizeyi. Şimdi uyusun. Siz de bahçeye çıkın. Kendinize gelin biraz. Yanından ayrılamam. Geçmiş olsun. Çocuğum erkek olursa ona senin adını vereceğim Şevket abi. Evlenecekler hayırlısıyla. Sana söylediklerimi aman duymasınlar, bilmesinler. Yalan söylemiştim zaten. Öfkemden söylemiştim.